Dünya coğrafyasındaki konumu muhteşem bir şehir. Binlerce yıllık medeniyetlerin beşiği ve başkenti. Dünyanın en eski şehirlerinden birisi. İslamiyet'in son merkezi ve hilafetin son durağı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetlerine başlayacağı ve yaşayacağı şehir. İşte tüm bu muhteşem özellikler tek bir noktada toplanıyor, İstanbul'da. Batıda Avrupa'ya, doğuda Türkiye Cumhuriyetlere ve Orta Asya'ya, kuzeyde Rusya'ya, Kafkasya'ya, güneyde Afrika'ya, Arap ülkelerine yakın. Ticaret yollarının geçtiği, jeostratejik önemi açısından vazgeçilmez bir merkezde. Yerleşik tarihi on binlerce yıla uzanıyor. İmparator 1. Konstantin tarafından Roma İmparatorluğu döneminde başkent ilan edildi. Roma ve Bizans hakimiyetleri sırasında muhteşem yapılar kuruldu. Ayasofya, Dikili Taş ve Yerebatan Sarayı bu muhteşem yapılardan sadece birkaçı. Ve bu yapılar 14 yüzyıl boyunca günümüze kadar dimdik ayakta geldiler. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ayrı bir önemi var. Fatih Sultan Mehmet, Mehdiyet'e çok önem veriyordu. Mehdi'nin İstanbul'u fethedeceği rivayetlerini duyduğunda bu kararından vazgeçmişti. Ancak akıl hocası ve büyük alim Akşemseddin Hoca Efendi, Fatih Sultan Mehmet'e Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'u manen fethedeceğini söyledi. Ve bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet tekrar karar aldı ve 1453 yılında İstanbul'u fethetti. Evet, tüm İslam aliminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden beri beklediği Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği, faaliyetlerine başlayacağı ve yaşayacağı şehir, işte bu mübarek şehir İstanbul. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da çıkacağına yönelik birçok bilgi veriyor hadis-i şeriflerinde. Bu hadisleri okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey ümmet! 6 şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. 6.'sı Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniyye, İstanbul. Bir diğer hadiste ise şöyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Konstantiniyye'yi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle, yani Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle manen fethedecek. Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak buyuruyor Peygamberimiz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Hazreti Mehdi aleyhisselamın İstanbul'dan çıkacağını şöyle bildiriyor. Merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip merkezi hilafeti İslamiye'yi yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tavsil etmişlerdir. Yani Türkçe olarak şöyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri, hilafetin merkezi eskiden Irak'ta, Şam'da ve Medine'de bulunduğundan hadislerle ilgili haberleri aktaranlar kendi yorumlamalarıyla sanki hep öyle kalacakmış gibi anlamlandırıp yönetim merkezi yakınlarında olarak kurgulamışlar, Halep ve Şam demişler. Hadisteki kısaltılmış öz anlatımı bu şekilde kendi anlayışlarına göre açıklayıp yorumlamışlardır. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da çıkacağının bir başka delili ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Mehdi'nin kutsal emanetlerle birlikte çıkacağını söylemiş olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar şeklinde buyuruyor. Bilindiği üzere Peygamberimizin kutsal emanetleri İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Ve bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetlerini İstanbul'da yapacak olduğunu, İstanbul'da faaliyetlerini yapacağını ve İstanbul'da yaşayacağını bildirmektedir bize. Yapacağı ilmi çalışmalar vesilesiyle İslam ahlakının sıcaklığını,
hoşnutluğunu, güzelliğini, kardeşliğini ve barışlığını tüm dünyaya, tüm dünyanın yaşamasına vesile olacaktır Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. Evet, bugünlük programımızın sonuna geldik. Allah'a çok şükredelim. Ne şükür ki bu kadar mübarek bir şehirde yaşıyoruz. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Ayrı zamanda ve sonrasında inşallah bu şehrin ne kadar kıymetli bir şehir olduğunu daha fazla anlayacağız. İnşallah gelecek bölümlerimizde İstanbul'un ne kadar mübarek bir şehir olduğunu delillerle anlatmaya devam edeceğiz. Evet, akşam 22'de yayınımıza, canlı yayınımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.